Çekim arası sohbetlerinde Bahram Recepzade arkadaşlar. Glory'nin bence şu anki yeni yıldızı olmaya aday. İnşallah. Bahram hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni kabul ettiğin için. Rica ederim. Başta devrime, sonra sana rica ettik. Kırmadım bizi, geldin. Nasılsın, iyi misin? Bomba gibiyiz. Hazır mısın? Hazırsam. Arkadaşlar 9 Mart'ta Glory'de 8'li bir turnuva var ve ağır siklette yarışacaklar. Glory'un sana karşı bakışı nasıl? Valla ilk başlarda beğenmemişti çünkü ilk maçımı kaybettim. Tabii hasta olmuştum, hastanedeydim. Kaç sene önceydi? 2019. O yüzden Glory biraz şey baktı. Mesela dövüşemedi gibisinde. Sonra menajerimle tekrar konuştum, onlarla iletişime koştum. Bir şans verin. Göreceksiniz nasıl bir sporcu olduğunu. Onlar da tabii ki de bir şans verdi. Şans verdiler. Sonra Tavares'le dövüştüm ve 30 saniye 1 dakika yakınına kalktım. Onlar da beğendi. Fırsatı varladılar. Şey dediler mi ya, bu adam ilk başta yani bu son maçta beklediğimiz gibi değil yani, biz daha mı aşağıda bekliyorlardı seni acaba? Yani ilk maçımı kaybettim. Bunlar da sandı yani öyle kötü dövüşüyorum. Ama tabii kötü dövüşmüyorum. Sadece o an antrenmanlarım yolunda gitmemişti. Ama onlar yani bunu bilemez. Onlar bunu bilmiyordu ama sonra röportajımda açıkladım onlara ki antrenmanlarım normal değildi. Kendim hastaydım. Hastaneden çıktım geldim, oraya büyük bir grip geçirdim. Ondan dolayı maçımı yapamadım. Yani psikoloji olarak kaybetmiştim zaten. Peki son maça çıktığında nasıldı psikolojin? Hazır mıydın? Bomba gibiydi. Peki rakibin senin gözüne baktığında senin hazır olduğunu anlayabiliyor musun? Böyle ringe ilk çıktığınızda tarttığınızda birbirinizi. Adam sana demiş midir ya, bu adam çok hazır geldi? Tabii ki de yani rakipler bunu hepsini istediyor. Yani adam bakışlarında, adam böyle figürasına baktığı zaman, hareketlerine baktığı zaman belli oluyor hazır olup olmadığı. Maç başladı. Bir yumruk, bir tekme. Orada adamı sarsın zaman diyor mu bu maç benim için iyi gitmeyecek? Evet. Onu gözün anlıyor musun? Oradan anlıyorum. Mesela atıyorum rakip biraz baktım yumruklara falan geri gidiyorsa diyorum hani tamam bu iş kolay olacak. Bu iş bende. Biraz daha baskı yaparsam zaten pes edecek. Oyun planın neydi mesela? Yani 2 round 3 round götürür müyüm diye düşünüyordun yoksa ben ilk roundda işi bitireyim diye mi düşündün? Ben Azerbaycan'da röportajımı söyledim. Bütün maçları sparring gibi gidiyorum. Bütün maçları sparring. Yani benim için şöyle psikolojide düşünüyorum. Glory'da 3 tane sparringim var. Yani mental olarak çok rahat gidiyorsun. Aynen. Gidiyorum sparring yapıyorum. Bitti, bu kadar. Peki oyun planının içinde mesela ilk roundu nakavt ederim diye mi gidersin? Ben yoksa rakibe göre mi yaparsın? Yok, ben nakavtı düşünmüyorum. Eğer nakavtı düşünürsem nakavt edemem. Oyunun dövüşün gidişatına göre hareket ederim. Böyle bazı sporcular nakavta gitmek için çıkar, bazıları da puana gitmek için çıkar. Yani o yanlış, benim fikrim. Yani nakavtın kendisi yenmeli. Sen düşünerek onu nakavt edeceksin diye psikolojik olarak düşünüyorsun sadece bir noktaya. Ben onu nakavt edeceğim. Edemediğin zaman zaman geçiyor. Yani başka... Kendini koruyamazsın. Adamı sana yumruk tekme teknikasını sen onlara karşılık veremeyeceksin. Niye? Çünkü senin düşüncen sadece nakavt etme tarafında. Onun sana attığı yumruk tekmeleri görmüyor. O yüzden yani bir sporcu ben bunu nakavt edeceğim derse kesinlikle nakavt edemez. Ederse şanslı, büyük bir hatadır. Yani riskli. Bu riski ben girmem. O zaman da strese girmeye başlıyor değil mi? Aynen. Edemedikçe, süre geçtikçe. Psikoloji bozulur. Psikoloji bozulduğu zaman dövüş teknikasını, taktikasını kurabilmiyor. O zaman da maç gitmiş oluyor elinden. Kaç yaşında dövüşe başladın? Ben 7 yaşından spora başladım. Tabii çocuktum o zaman. Spor salonlarında böyle top oynuyordum. Kendi kendime koşturuyordum sola sağa. El ayağa dolaşıyordum. Peki hayalin var mıydı? Vallahi hayalim vardı. 14-15 yaşından böyle kendi kendime diyordum. Bir gün dünya beni tanıyacak. Dövüş olarak? Ya bilmiyorum. Yoksa herhangi bir sporda mı? Sporda demiyordum. Herhangi bir şey için. Bir gün dünya beni tanıyacak derdim. Ne bileyim. İşte spor için olabilir, ne bileyim. Yani neyse ne. Şu anda dünyanın bu dövüş organizasyonları yapan ve ilgi duyan herkes tanıdı. Ama belki de az bir süre sonra Allah büyük, belki herkes tanır. Nasip kısmet. Bu turnuvadaki düşüncen ne? Nasıl geçer sence? Çok güzel geçecek. Çok ağır geçecek. Şimdi sadece bir tane sporculardan biri sakatlığından dolayı elendi. Evet. Onun yerine Benjamin, bizim Türkiye'den Cihat Kepenek, bir de Cemal Bin Sadık koydular, oylamaya geçti. Tamam. Büyük ihtimal Cemal seçildi. Evet, önüne gidiyordu, gördüm. Eğer Cemal seçilirse yani bizim taraftan benim için daha iyi olacak. Yani tabii ki de ben Türk kardeşlerimin de dövüşmesini isterdim. Ama bu bir business. Evet. Şöyle söyleyeyim, bu bir spordur, bu bir business'tır. Cemal'in dövüşmesi benim daha avantajım olacak. Çünkü diğer karşı tarafta Rico'nun rakibi zayıftır, Sofyan. Evet. Onu geçtikten sonra Cemal'la dövüşürse bayağı ırpalanırlar. Şöyle söyleyeyim. Ve finale çıktıkları zaman bayağı eziyet çekmiş olurlar. Yani yorgun oluyorlar. Ben de bu tarafta tabii ki de bende de iki tane ağır dövüş olacak. O Sarol'la dövüşüyorum. Şu an dünya reytingi de 3. yerde, yanlış hatırlamıyorsam. Aykro'da dünyada 3. yerde. Boy farkınız da var. Boy farklı. Bak 120. Boyun kaç? Ben 1.86. Kaç kilosun? 90-78. Rakibin boyu kaç? 1.93'tü yanlış hatırlamıyorsam. Face to face de çok yüksek gözüküyor. 1.93'tü yanlış hatırlamıyorsam. Kilosu da 127. Sen gücünle ünlü bir sporcusun. Teknikten daha çok gücüyle dövüşen bir sporcu dediler. Doğru mu?
Doğrudur. Peki rakibin sence nasıl bir sporcu? O da çok güçlü. Rakibin gücü hatta benden daha güçlü olduğunu öyle mi düşünüyorsun? Tabii. Peki oyun planında söyleyebileceğin şimdi kadar ne var? Şöyle söyleyeyim size. Döş teknikası farklı bir şeydi. Tabii büyük bütün sporcuların kendisine göre farklı farklı düşünceleri var. Evet. Benim düşüncem şu. Güçlü bir sporcu, teknikalı bir sporcunun karşısında acizdir. Teknikalı bir sporcu, güçlü dövüşçünün yanında acizdir. Ama sen aklını kullanıp teknikanı nasıl idare edesin, gücünü nasıl idare edesin diye bağlıdır. Yani balansın var bu işte. Balansı sen kendin kontrol etmesin. Atıyorum onun benden gücü fazla. O bana yumruklarını koyarsa tabii ki benim için zor olacak. Ama ben teknikayla onunla dövüşürsem ama akıllı bir teknikal taktikayla dövüşürsem tabii ki de onu çok rahatlıkla kazanabilirim. Ve güç benim yanımda aciz kalacak. Güçlü güce sahip olan adamın karşısında acizdir. Güçlü bir sporcu güçlü teknikanlığın karşısında acizdir. Dövüş akıllı adamın işi değil mi? Bu dediklerinden aynen. Bu çıkıyor. İki rakip karşılaşsın, gücü de fazla olsa, eğer akıllı dövüşmüyorsa süre sonra... Gücü fazla olsa, akıllı dövüşmüyorsa tabii ki de diğeri. Mesela ben Ukoyla dövüştüm. Çok güçlü, Gürcendal. Senden daha mı güçlüydü? Abi yok öyle bir şey. Bundan daha güçlü o zaman. Bak yemin ederim öyle bir gücü vardı. Yumruğu vurmuştu bana. Ben maçtan sonra ateşim yükselmiş ya. 40'a kadar kalktı sanırım. Tabii beni hastaneye falan götürdüler. Ambulans falan geldi. Ya ateşim kalktı. Böyle başımdan bir ağrı kalkıyordu. Burnumdan kan aktı. Yani o kadar ağır bir gücü vardı. Ama o gücünü kullanacak akıl yoktu. Teknika yoktu. Eğer o teknikanın gücünü kullanabilecek o tek aklı olsaydı ben onun karşısına aciz kalırdım. Ben teknikayla onun gücüne galip geldim. Ve yani aslında onun gücünü ona karşı kullandım. Aynen öyle. O balansı tutmak lazım. Şimdiden koymuşum ekrana. Almışsın zaten benimki bu. Arkadaşlar telefon ekranında Glory'de alacağı ödülün fotoğrafı var. Yani tek Glory değil. Ben dünya oyunlarına gidiyordum Amerika'ya. Dünya oyunlarına gitmeden önce madalyamız çıktı. O madalyanın telefon ekran resmi koydum. O zaman bu biraz şey gibi oluyor sanki senden. Ona... Biraz motive. Çekiyorum ama onu kimse söyleme, o bende kalsın. Peki o zaman düşüncenin gücüne de inanıyor musun? Yani bir şey istediğin zaman sana geleceğini düşünüyor musun? Çok fazla. Her şeyde böyle oluyor mu? Her şeyde böyle olur. Her şeyde. Bir şeye kalbinden istersen gelir sana. Ama altı çalışarak da. Tabii ki tabii. Bugün burada şey. Devrim Hoca'ya çalışmanı gördük. Tişörtün ıslanmayan yer kalmadı. Yordu bizi ya. İnsaf ettiler. Yazık günah değil miyiz? Bir organizasyona ne kadar süre boyunca hazırlanırsın? Abi ben hazırlanmıyorum hiçbir maça. Ama mental olarak hazırlanmaya başlamaya bir süren vardır. Yok ben hiçbir şeyde hazırlanmıyorum. Ben sadece günlük antrenmanımı yapıyorum. Bu kadar. Yani önüne Glory de gelebilir, başka bir şey gelebilir veya sparring de olabilir. Fark etmiyor. Atıyorum. X hoca der ki bizim salonda bir sparring var. Gel iyi başım gözümde gidip sparring mi yaparım? Glory gibi dövüşmüyorsun herhalde orada. Yok orada biraz daha dozamız aşağı. Tabii ki büyük eldivenlerle, koruyucuyla, karşı arkadaşımıza da sakatlık vermeden ver. Ricayla bize de sakatlık vermemesini istediğimi istiyoruz. Normal bir antrenman geçiyoruz yani. Lakabın Golden Wolf. Niye mesela White Wolf değil de Golden Wolf? Abi bunu biliyor musun? Bilmiyorum onu soruyorum. Neden? Benim hocam beni yırtıcı gibi gördü. Dedi yani tuttuğunu kopardı. Azerbaycan'da. Azerbaycan'da. Tamam. İran'da. Güney Azerbaycan'da. Tamam. Buradan da Siyavaş Kehruba'ya selam olsun. Selamlar arkadaşlar. İlla ki izlen olur. Evet. İnşallah. Orada o dedi ki ya sen tuttuğunu kopardıyorsun. Böyle inatçısın ne bileyim. Yani kurt gibisin. Böyle savaşıyorsun. Pes etmeyi sevmiyorsun. Tabii ben çocuktan bilmiyorum. Kaç yaşındaydın o zaman? 7-8 yaşında. O kadar mı küçüktün? Böyle diyordu ki canavar kurt gibi bu diyor. Öyle diyorlar. Bir de Türk olduğum için tabii Azerbaycan Türk'ü. Türk dediğimi Türkiye fark etmiyor. Yani bizler hep evet. Bütün Türk'ü. Türkiye Türk'ü var. Azerbaycan Türk'ü var. Ve başka ülkelerin de Türkleri var. Bir de dedi sen Türk olduğun için sana kurt ismi koyalım. Tamam. Türk'ün böyle kurt neslinden gelirler. Böyle evet. Bir şey diyorlar. Tarihte Türk'ün... Ben de tabii o zaman çocuktum. Bilmiyordum. Ben de kabul ettim. Altın olmasının sebebi onu kendim seçtim. Bana kurt dediler. Kurt tamam. Kurt söylerim. Sonra büyüdükten sonra okudum, araştırdım. Kendime altın kurt. Sebep ne? Şimdi ormana gitsen beyaz kurt var. Kahve kurt var. Siyah kurt var. Her renkte kurt var. Ama altın kurt yok. Hı. Altın kurt. Olursa bir tane olur. O da ben olurum. Bunu hepsine bulmuş. Aynısını söyleyeyim. Bir de altın küçük. Ama değeri farklı. Bambaşka güzel. Bir değeri var. Ondan dolayı altın kurt kendimi diyor. Golden Wolf. Yani kurt onlar demiş, altını kendim eklemişim, Golden Wolf olmuş. Afiyet olsun. Bize gel beraber var. Olsun diyeceksin de röportaj yapıyoruz. Bir şey yemek. Hey ya yemek. Ben seviyorum.
acıktım. Dövüşçü olmasam lokantacı olur mu dedin? Aynen öyle abi. Para kazanmak için değil, sadece yemek için. Çok seviyorsun seni. Seviyorum abi, aşırı seviyorum. Gün için nasıl besleniyorsun? Gün sabah kalktın. Sabah kalktım. Saat 5.30, 6 gibi kalktım. Bir normal bir vitamin, protein, morotein kullanıyorum. Koşudan önce mi? Aynen. Tamam. Ama yemek yemiyorum. Normal protein, tozu, ne bileyim, macun, muz, süt, böyle ceviz falan. Tamam. Falan İçiyorum, gidip antrenmanı yapıyorum. Ne var antrenmanında, rutininde? Yani değişik antrenmanlar oluyor. Mesela bugün ne yaptın? Bugün ne yaptım? Bugün mesela 15 kilometre koşu yaptım. Ondan sonra gittim biraz jimnastik hareketleri yaptım. Tamam. Gölge boks yaptım, bitirdim. Eve geldin. Ne yedin? Abi çok şey yedim ya. Ne yemiş olabilirsin? Abi mesela bir 5 tane miydi, 6 tane miydi yumurta yedim. Tamam. Ama beyazın, sarısını kesinlikle yemem. Sevmiyorum. Ha, sevmediğin için. Sevmediğim için, bir de zararı var diyorlar. Ben zararına göre takılmıyorum, ben sevmiyorum. Tamam, proteini aldın. Tabii onun yanında et var. Kırmızı et. Kırmızı et ama çiğ. Güzel oluyor. Çiğ derken biraz pişirdin herhalde. Yok, hiçbir şey yememişim, öyle almışım. Kanlı. Yok, kanlı değil. Nasıldı ya? Güzel şey. Tamam. Neyse. Tamam. Güzel şey. Onu yedim. Yanında tabii ki de cevizdir, bademdir, çerezler oluyor. Tamam. Süt kesinlikle var. Yoğurt kesinlikle var. Patates veya pilav? Tabii ki de oluyor. Yani bugünü ben söylüyorum. Tabii bugün, aynen. Bugünü söylüyorum. Tamam. Bunlar tabii mesela her gün ben pilav yerim, her gün kesinlikle. Peki bir diyetisyenin seni yönlendiren biri var mı yoksa? Canım ne istiyorsa onu yiyorum. Peki kilogram hesabı yapıyor musun? Bugün atıyorum 400 gram protein alayım, 350 karbonhidrat alayım gibi. Yok. Benim midem belki 500 gram alıyor. Ben 500 gram niye yiyeyim? O acınımı söz var diyor. Ben karşıyım diyor. Sabahın köyüne niye gidiyorlar şey diyor. Onda o mide gitsinler. Evet, evet. Benim midem kaldırıyor 500 gramı. Ben niye 300 gram yiyeyim abi? Peki tatlı yiyor musun? Yok, tatlıyı sevmiyorum. Sadece tatlı bal yiyorum. O da orijinal bal. Nereden getiriyorsun? Abi özel yerden getiriyorum. Anzer balı mı? Yok. Daha mı güzeli? Başka yerden getiriyorum ama çok... Beyaz bal demiştin içeride. Beyazdır. Sarı baldan farkı ne? Çok fark var abi. Bir kere şeker. Şey kaynağı çok iyidir yani, şeker içindeki yok. Şeker. Kesinlikle şeker yok. Yani şeker olsa ben almam zaten. Evet. Mesela bütün yemeklerimi sarı yağla yerim. Sarı yağlı yemeklerimi yerim. Tuzum siyah tuzdur. Normal tuz kullanmam. Siyah, Himalaya tuzu mu? Siyah tuz nedir? Abi biraz farklıdır da bizim tuz. Bu Azerbaycan özelliği yoksa? Yok abi, Türkiye'de de var. Var mı? Var. Hadi yedim. Yerini bulup girip olman lazım. Hmm. Tuzun farklı. Kola, fanta tüketir misin? Yani asitli şeyler. Kola, fanta. Sadece soda içerim. O da yemek çok yediğimde, midem ağrıdığında soda içerim. Gazlı soda. Biraz sakinleşirsin. Yok. Süper. Peki mesela en son yemeğimi 9'da yerim. 8'den sonra yemem gibi şeylerim var mı? Yok. Hiç saatle ilgili. Yok, açıklığım zaman yerim. Sadece antrenmandan 2 saat önce yemem. 2 saat, 2,5 saat önce yemem. Yani komple aç karnı antrenma yapmayı seviyorum. Daha rahat oluyorum diye düşünüyorum. Yanlışım doğru mu, benim için iyidir. Benim nasıl, senin için iyi olmaz. Aynen, benim için iyidir. Peki ağırlık antrenmanı yapıyor musun? Kesinlikle hayır. Yapmıyorsun? Yok. Peki bu kadar fit nasıl duruyorsun? Crossfit. Patlayıcı kuvvet. Aynen. Yani mesela bench press, ağırlık vesaire, squat atıyorum. Ben hepsini mesela crossfit ile karışık yapıyorum. Squat da yapıyorum. Yani omuzda çalışıyorum, sırtta çalışıyorum. Her şey çalışıyorum. Ama crossfit tarzı çalışıyorum. Full body çalışıyorsun. Aynen. Böyle uzanasın ağırlığın üstüne. Bodyciler gibi. Yok, öyle kesinlikle çalışmıyorum. Sevmiyorum birinci. İkinci de ben yine söylüyorum, benim kendi fikrim. Tabii başka sporcular da yapabilirler bunu. Bu normaldir. Evet. Ama benim şahsi fikrim, ben sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Böyle daha rahat hissediyorum kendimi. Ring senin için ne ifade ediyor? Ring benim evimdir. Benim evimde sporcular ve dövüşçüler belli bir süre kalmalılar. Ya gidecekler ya göndereceğim. Ya sen göndereceksin. Ya ben göndereceğim. Ya gitsin kendileri. Ya da ben göndereceğim. Ben böyle düşünüyorum, böyle ileri gidiyorum. Çok kimse diyebilir ya çok havalı falan filan söyleyebilirler. Benim için sorun değil. Özgüven eğer havalıysa evet havalıyım. Özgüvendim. Ama bu seviyedeki sporcuların özgüven olması normal. Yani özgüvenim olmasa zaten buraya kadar geldim. Sana diyorlar ki Niko ile ilgili ve sen ne diyorsun? Ya bana soru verdiler. Bu turnuvada 7 kişiden kimi seçmek istersin dövüşmeye? Ben de Rico Verhoeven dedim. Sebep değil de çünkü şu an o kraldır. Ağır kiloda dünyanın bir numarası lideridir. Bana bir gün sormuştum diyor. İlk dövüşte diyor. Kimle dövüşmek istersin? Sen de Rico Verhoeven demiştin. Neden Rico Verhoeven? Kral olmak için kral yemek lazım. Kral olmak için kral yemek lazım. Askeri değil. Peki Rico için ne düşünüyorsun, Rico demişken? Rico ile de güzel bir maç yapalım. Nasıl bir dövüşçü sence? Çok ağır dövüşçü. Çok agresif dövüşçü. Çok değişik bir tipi var. Hep dövüşürken böyle adam psikolojisiyle oynuyor. İşte ondan dolayı kazanıyor. Bilerek mi yapıyor sence bunu? Aynen öyle.
maça ben ona galip gelirsem, onun psikolojisine galip gelirsem İnşallah. Maçı kazanırım. Eğer onun psikolojisine, onun bana kurduğu baskı, psikoloji baskısına ben mağlup olursam maçı kaybederim. Peki sence bir dövüşçünün belli eder bir süre sonra değil mi dövüşü bırakması gerektiğini? Mesela benim düşünceme göre mesela Badr Hari'nin bırakması gerekiyordu ama dövüşmeye devam etmek istedi ve yenilmeye başladı. İnsanların gözünde çok büyük bir yerde ki Glory ona şans verdi bir daha ve onun kredisi sonsuz galiba. Ya bence zirvede bırakmak daha güzel. Peki dövüşçü bırakmak içinden mi gelmiyor? Yoksa hani yani, dövüşebilir gibi mi hissediyor kendini? Yok. Şimdi dövüşçüden dövüşçüye değişiyor. Şimdi bazıları sadece para için dövüşüyor. Diyor ki ya ne yapacağım? Kaybetsem de etmişim zaten. Zaten benim ismim var. Alacağım 500 bin dolar, 200 bin dolar, 100 bin dolar. Çıkıp maçımı yapacağım. Kazanırım, kazanırım, kaybederim, ederim. Bir param kazanayım, kendime örnek veriyorum. Bir araba daha alırım, bir arsa alırım, bir iş kurarım gibisinden diye düşünebilirler bazı sporcular. Evet. Ondan çıkıp dövüşebilirler. Bazı sporcular da kariyerasını düşünerek dövüşmezler. Derler ya benim kariyerama bana milyarlar verseler çıkıp dövüşmem mesela. Ben kariyerimi mahvetmem. Evet. Ben o düşünceliyim. Yani benim belli bir yaştan sonra dövüşmek istemem. Ki adın lekelenmesin, en üstte kalsın hep. Aynen. Çünkü ben tarihe düşmek istemiyorum. Ben tarihi yazmak istiyorum. Benim arkamdan gelecek nesiller benim yazdığım tarihe düşsünler. Eğer ben çıkarsam maçı kaybedersem artık ben tarih yazmış olmam. Benden sonra gelenler tarihe düşmüyor. O yüzden pikte bırakmak istiyorum. Tarihi yazmak istiyorum. Benden sonrakiler benim yazdığım tarihe düşsünler. Başkasının yazdığı tarih değil. Türkiye'nin böyle gözünde lider olmuş birkaç isimden biri. Hatta bir isim var Gökhan Saki. Doğru. Ne düşünüyorsun? Gökhan Saki bizim gururumuzdur. Türk halkının gururudur. Çok güzel dövüşler yapmış, çok güzel başarılar elde etmiş. Tabii ki son dönemler artık yaşı gelmiş. Normal bir şeydi. Bırakmak zorunda kalmış bildiğim kadarıyla. Ama tebrik ederim. Çok güzel dövüş. Sözsüz. Gururumuzdur ne diyeyim. Türk bayrağını kaldıran benim tanıyıp veya tanımadığım kim olursa olsun Türk bayrağını dalgalandıran herkese gurur duyuyoruz. Kendini nasıl hissediyorsun? Gayet normal hissediyorum. Sıkıntı yok. Bomba gibi. Eskiden de başlarında bu kadar rahat mıydın mental olarak? Çok rahatım. O Allah vergisi o zaman. Ya da kendini rahat olmaya, meditasyona veya... Yok abi rahat ben. Ne var ki burada? Maçta gideceğim, dövüşeceğim, sparring yapacağım. İnşallah kazanırım. İnşallah. Kaybedeksek de yani kısmetimiz de varmış. Ama kazanacağım. İnşallah. Allah'ın izniyle kazanacağım. Türk halkının sana ilgisi nasıl? Çok güzel. Hep saygı duyuyor, bütün hocalar saygı duyuyor. Ben de tabii karşılıklı, ben saygısızlık yapsam tabii ki de saygı duymam. Hepsi bana saygı duyuyor. İstediğim spor salonuna alo desem gitsem, hiç telefon açmadan gitsem beni çok güzel karşılarlar. Azerbaycan tanımıyoruz. Azerbaycan zaten dışarı çıkamıyorum. O kadar mı? Tabii. Maşallah bizim Azerbaycan halkı beni çok seviyorlar. Çok güzel. Ben de onları seviyorum. Niye biliyor musun seviyorlar? Çünkü beni sadeliğimden dolayı seviyorlar. Egoist olmadığımdan dolayı seviyorlar. Bir de vatanıma, halkıma, milletime, bayrağıma sadık olduğum için. Azerbaycan'da güreş, dövüş, ataspolları gibi çok seviliyor. Aynen. Güreş çok. Ama önemli. Türkiye'de bu ilgi yok. Yani Türkiye'de güreş var. Güreş var. Ama futbol daha var. Çok şey değil güreş burada. Aktif değil. Değil. Ama futbol mesela, daha aktif. Futbol daha aktif. Dövüş hiç aktif değil. Aynen. Ama bizde Azerbaycan'da nereye gidiyorsun güreşiyorlar. Çok güreşi var. Maşallah çok güçlü de güreşlerimiz var. Evet. Böyle dünya çapında güreşlerimiz de var. Ben Taha'yla röportaj yapmıştım. Dedi ki İran'da, Azerbaycan'da, oralarda yolda yürüyemiyoruz dedi. Ama mesela aynı ilgi Türkiye'de yok. Aynen. Burada da futbolcular yürüyemiyor yolda. Biz orada yok. Biz de orada yürüyemiyoruz. Gittiğimiz zaman yani resim çekiyorlar, imzalıyorlar, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bazı sporcular mesela el kaldırıp gidiyor ama ben mesela el kaldırmıyorum. Ben düşüyorum, gidiyorum, resim çekiyorum. Hatta arabada oturmuştum. Geldi yanına durdu abi resim çekti. Ben iniyordum aşağı. Dedi ki abi böyle çekti. Yok dedim ayıp olur dedi. Benim ailemseniz aileme saygısızlık olmaz. Yine aşağıda resim çekiliriz, konuşuruz, muhabbet ederiz. Dövüşten sonra kariyerini nasıl yönlendirmek istersin? Böyle düşündün mü hiç? Ne yaparım diye. Dövüşten sonra. Evet. Restoran. Yemek yiyeceğim abi. Bir restoranda şöyle söyleyeyim. Kazanç istemiyor. Yani kazanç kaynağı olmasın istemiyorum. Kendi yanına kalbolsun yeter. Sadece kendim gidip yemeyeyim. Ama orada değil mi? Yani Azerbaycan'da. Azerbaycan'da. Maçtan sonra nereye döneceksin? Maçtan sonra hiç belli olmuyor. Belki hastaneye. Yok canım Allah korusun. Yani sağlam çık. Rakiplerini ziyaret edeceğim abi. Güzel. Evet ziyaret ayıp olmasın. Ayıp ziyaret gerek. Abi sonuçta sakatlanmışlar. Gelip de kendim sakatlanırım. Onlar gelip benim ziyaretime. Maçta ayağın kanadı. Darbe üzerine mi kanadı? Böyle geri vurduğum zaman çenesine değiyor, dişine değiyor. Böyle karşı yüzüne değiyor ağzı tarafına. Ayağımı böyle attığım zaman dartılıyor böyle. Şuraya değdiği zaman jilet gibi patlıyor. Patladıktan sonra böyle sonra yere hissediyorum ayağım. Nese oldu. Bir şey oldu ayağıma. Tabii köşeye gittiğinde böyle açıp bakıyorum. Anam dedim bu ne ya? Nasıl yapacağım dedim. Maç acaba gider mi gitmez mi? Düşüncesine kaldım. Bir süre de Türklerin sözü Yusuf'a düştüm.
dedim gidecek maç. Öyle düşündüm. Bir anda böyle performans düştü. Sonra dedim neyse ben bunu kazanayım. Yani zaten kazanıyorum. Evet. Kazanayım. Ondan sonra dövüşe bakarız dedim. O da yine diyorum ben nakavta düşünmüyorum. Sadece Allah nasip ediyor. Öyle bir şey geldi. Nakdan oldu. İki tane nakdan Grand Prix'de evet. Yani turnuvada. İki nakdan maç bitiyor. Normal dövüşte üç nakdandı. İki nakdan oldu. Maç bitti. Sonra geçtim soyunma odasından. Ayağımı kalktım baktım. Var ya böyle kemikleri kadar görünüyor. Doktor falan geldi dedi işte dövüşemezsin. Ben de böyle oturdum az kalsın ağlayacaktım. Dedim vay be gel. Sonunda mahvoldum dedim. Sonra dedim hadi bir deneyek belki oldu dedim. Kendi kendime konuşuyorum. Sonra dedim vazelin var mı arkadaşlar? Dediler var abi. Dedim vazelin getirin bana bir de sargı bezi getirin. Hmm. Böyle derim patlamıştı. Deriyi böyle açtı. Vazelini bastım içine. Ha, kan durdurmak için. Aynen. Mecbur çünkü deri kan durmasa dövüş duracak. Evet abi. Sonra üstüne böyle vazelin edip şimdi ayağım bağlıyorum gel dedi ki şu tarağının üstünde şey olacak. Sargı bezi oluyor olmaz. Ha, kesiyorlar zaten tabii görünce. Olmaz dedi. Ben de şuradan ayağımın altından buradan buraya böyle yaptım. Bağladım kalın. Sonra o ayak çorabını giydik. Baktım olmadı yani ayak çorabı kısa geldi. Hmm. Benim ayağım burada. Tamam. Ayak çorabı buraya kadar geldi. Sonra ben kendi çoraplarımı götürdüm. Çorabın tabanını makasla kestim. Bir de parmaklarımı makasla kestim. Giydim ayağıma dedim artık al işte da budur. Da bunu da fabrika yapmıştı. Ben yapamıyorum ne yapayım dedim. İşte onu yaptık. Bağladık sonra bir ayağa kalktım başım döndü. Bu ne ya? Nasıl çıkacağım dedim ben. Yani çok eziyet çektim. Çok eziyet çektim. Yani diğer ayağımda da sakatlık oldu. Demeli her iki ayağım da zırık zırık oldu. Kan da her zaten. Ama Allah izin verse uzatayım. Bu ayaklarından çıkaram dövüşe. Ama bağladım ya Allah dedim gittim. Yani sadece kaçarak dövüşmeye çalıştım ki ayağımdan sakatlanmasın. Bir de o çok güçlü olduğunu biliyordum. Sadece zaman gitti. Yani saati oynadım. Zaman geçirdim. Sadece saati oynadım. Bak zamanı oynadım. Hı hı. Yani hemen gong taksın çıkayım. Ya 3-4 tane vurayım. Puanım kazanayım. Geçeyim. Gezeyim. Aynısını da yaptım. Tabii ki de biraz da baskı falan da oldu. O da olmaz normal. Ama büyük bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra bir 2-3 ay yattım. Hı. Ameliyat oldum. Yani çok büyük bir stres yaşadım. Peki o anda rakip senin zayıf noktanın üzerine hemen gidiyor mu? Evet biliyor zaten. Gitti mi? Maçta? Yani gidemedi. Ama gitmek istedi. Gitmek istedi ama gidemedi. İşte gücünü akıllıca kullanmasa oydu. Eğer orada gücünü akıllıca kullansaydı benim teknikam onun karşısına aciz kalacaktı. Kullanamadık kaybettik. Ben iyi kullandım ben kazandım. İçeride konuştuğumuzda bana dedin ki benim belli bir hocam yok. Doğru. Peki maç taktiğinin kendin mi çözüyorsun? Evet. Mesela bu maçla ilgili öndeki ilk maçla ilgili taktiğini sen rakibi izleyip kendin not alıp kendin mi çözdün? Her şeyi kendim çözdüm. Şimdi hocayı dinlemek tabii ki de güzeldir. Yani bir hoca bir çocuğu çocukluğundan beri sporcu yetiştiriyor. Tabii o onu iyi tanır. Kendisinden daha iyi tanır. Ama benim hocam Güney Azerbaycanlıydı. Urmiye'de. Az önce de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Siyavaş Kehriba. Ona da selamlar olsun. O olsa yanımda tamam. Okey. Ben dövüşürüm. Yani kesinlikle onun sözünü dinlerim. Ama olmadıktan sonra çünkü çocukluğum onun yanına geçmiş. Her şeyini biliyor. Her şeyim. Beni benden daha iyi biliyordu. Ama ondan ayrıldıktan sonra yurt dışına geçti. Türkiye tabii ki de. Ondan sonra Azerbaycan böyle. Türkiye-Azerbaycan arası git gel yaptım. Yok. Başka bir şahsi hocam olmadı. Hepsini, bütün programlarımı kendim veririm. Bütün antrenman programımı, koşumu da, crossfitimi de, sparringimi de, lapamı da her şeyimi kendim ayarladım. Yemek, diyetam hepsini kendim. Hastalıklarımı kendim. Vitaminimi kendim. Her şeyimi kendim. Tabii şahsi doktorum var. Ondan istişare ederim. Meslekleşirim onunla. Ama en son yine kendim karar veririm. Doktor bana söyle şu vitamini şunu kullan. Ben kullanmam. Ya kullanırım ya kullanmam. Yani düşünürüm ama en son kendim karar veririm. Peki bu maçta köşende kim çıkacak? 8. turnuvada. Almanya'da bir Marokkanlı Said var. O çıkacak köşende. Daha önce de çıktı mı senin köşende? Çıktı. Bütün Glory maçlarımı ondan çıktı. Ayağı da uğurluydu. Kazandı. Peki köşeyi dinler misin? Yok. Ne tarzı spor? Dinlemezsin. Dinlemiyorum. Kulağını mı kapatırsın yoksa duyarsın ama... Yok, duymuyorum ki. Duymuyorsun. Yok. Kendi bildiğimle giderim. Çünkü onlar bana verdiklerini artık salonda vermişler. Hocanın köşede yapabileceği her şeyi spor salonunda artık sporcu dövüşüne yüklemiş. Bitti. Sadece ringde onu motive etmesi lazım. Oğlum bas... Aynen öyle. Yoksa sen... Örün gider. Ne yapacaksın ona? Mesela kenardan bağırır. Diz veya işte kroşe bağla. Low kick bağla. O normaldi. O tabii ki de o söyle. O söylendi diyor ama ben duymuyorum. Hmm. Ya duymak istemiyorum. Evet duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Evet. Ya söylüyor geçen mesela dövüşüyorum. Diyor ki ayak vur. Ben de dövüşe diyorum. Ayağım ağrıyor. Neyden vurayım dedi. Hakem diyor sus diyor konuşma. Hmm.
bana mesela yanlış dedi. Ayağım sakattı zaten. Yok, ayak vur, ayak vur. Lo lo lo. Oğlum hem ayak kırık dedim. Nasıl vurayım ayağı? Dövüşe dövüşe söyledim, sonra hakem dedi konuşma olmaz. Mesela o yanlış tekniği. Deseydim bitti. Ayak vursaydım yazık olmuştum. Önüm, ayak kırılmıştı gitmişti. Şöyle bir şey de var benim ayağımda. Şurada kemik var bir tane. Kırdak o kırılmış şimdi. Şu an kırık. Böyle boş boş havada duruyor. Ameliyat edip onu çıkarmam gerekiyor. Ama diyelim maçlar bitirsin sonra çıkarayım. Tabii ağrı veriyor ama yani idare ediyoruz. Geçinebiliyoruz. O ayakla bana diyor bir ayağımın altı patlamış. Bana diyor lover lover lover. Ama nasıl lover? O yüzden dinlemiyorum. Kendi bildiğim en doğru yol. Kendi düşüneceğim tabii ki de yine diyor. Basın toplantısında nedir? Bir yüzük mü? Basın toplantısında bize bir kutu verdiler. Şöyle gösterdiler. Aynen. Evet. Yüzük var. Özel olarak Bahram Recepzade Azerbaycan diye yazılmış. Çok güzel bir dizayn olmuş. Ama onu göstermiyordun adama bakmaktan. Seni sonra çevirdiler. E ne yapayım adama bakıyordum. Korkuyordum. Ne zaman? Evet. İşte hayırdır kardeş diyordum. Şimdi Bahram Recepzade Azerbaycan yazılmış. Ve başka sporcuların da ismi, soy ismi, ülkelerin adı yazmış. Herkese bir tane gümüş yüzük verilmiş. Özel olarak yaptırılmış. Ve bunları da sporculara vermişler. Maçta bir tane de o yüzüğün altını var. Hı. Gümüş. Golden Wolf'a? Aynen. Bir tane de altın yüzük var. Şimdi maçta kim kazanırsa inşallah ben kazanacağım. Kazandıktan sonra diğer 7 sporcunun gümüş yüzüklerini alıp kasaya koyacak. Ekstra altın yüzüğü alacak. Ekstra kupayı alacak. Kupa. Ekstra parayı alacak. Ve diğerlerinin yüzüklerini alıyorsun. Ekstra kazandığın zaman altın yüzüğü alıyorsun. Film senaryosu gibi. Çok güzel bir bence senaryo olmuş. Ve altın kurta da altın yüzük. Yakışır abi. Vallahi çok yakışır. Aynen. Ama değiştireceğim. Üstüne bu kurt koyacağım. Kolye nedir? Kolye de benim çok sevdiğim biri dizayn yapmış. Çok değer verdiğim biri bana dizayn yapmış. Şu Azerbaycan bayrağı da. Evet. Yine Azerbaycan bayrağı. Şurada Türk yazıyor. Şurada da Bahram.Recepzade ismim yazılıyor. Burada da arkadaşımın M harfi var. İlk harfi onu yazıyor. Hmm. Böyle işte. Burada komple altın mı bu? Altın hediyesi. Tabii bunu dizaynen hediye etti arkadaşım. Gümüş olarak yaptırmıştı. Ben de çok sevdim, çok hoşuma gitti. Onun izniyle dedim ben bunu altın yapmak istiyorum. O da onayladı. Sonra EYP Gold. Gümüş yaptık. Hmm. Gümüşte sonra ben de adamın izniyle dedim arkadaş bunu şey yapacağım. Altın yapacağım. Sonra bizim bir arkadaşımız var. Eyüp abi EYP Gold. Arkadaşlar EYP Gold sponsorluğundaki EYP Gold'a gidin. Ne isterseniz alın benden indirim. İndirim vermezse söyleyeyim. Vallahi diyorum. Sonra Eyüp abim bunu benim için yaptı. Sağ ol. Teşekkür ederim ona da. Şimdi abi bakacağım kimin lakabı neyse yönlendireceğim senin yanına, sen ona göre uygun bir madalya. Ama bundan yapma abi, tek olacak. Glory'nin ödülü ne kadar? $500,000. $500,000. Arkadaşlar Devrim Akarsu, Bahram'ın şu anda beraber idman yaptığı yardımcı sporcu. Başta Devrim'e, sonra sana hocam. Video çekme izin verdin, fotoğraf çektik. Teşekkür ederim. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Antrenmanlar şu an yoğun geçiyor, iyi geçiyor. Şu an tam zirve performansında ama bunu gelecek haftaya kadar inanıyorum bunu yapacağını. Çünkü geçen hafta da gelmişti. Bu hafta çok daha iyi gördüm kendisini. Antrenmanlar geçtiğinde yoğun geçiyor ve geçen çok disiplinli bir sporcu. Yani çok sporcularla çalıştım. Baran gibi çok böyle istekli, bir şey istediği zaman gerçekten istiyor ve disiplini kendisini gerçekten kuruyor. Saat yani erken, saat 10'da bile yatıyor. Kendisi bir gün burada anlattığına göre de yemeğini, her şeyini kendisi yapıyor. Yani biz zaten Türk olarak, Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Zaten biz Türk olarak da elimizden geleni her türlü onu desteklememiz lazım. Yani bütün Türk halkı olarak da söylüyorum. Ben şahsi, ben, ailem, eşim olsun, kardeşlerim hepimiz destekliyoruz. Şimdi Baran benim sporcum değil, ben onun hocası değilim ama abi kardeşiz. Ne zaman beni aradığında hocam gelebilir miyim antrenman yapalım falan diye her türlü her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki Bahram sence nasıl bir sporcu? En büyük özelliği nedir sence? Çok cesaretli ve çok zekalı da yani akıllı da yani kendini yani ringin içine girdiğinde yani şimdi kendisinin yaşı 32. Şimdi sen kalkıp bir hoca olarak da ona yeni bir şey öğretemezsin. Ona ancak ne yapabilirsin? Onun bir yerde bir gücü varsa onun o gücünü daha fazla nasıl üzerine ekleyeceğini onu söyleyebilirsin. Ve şimdi ağır siklet olduğu için çoğu zaman tek vuruş, çift vuruş, üç vuruşları çok daha fazla kapılarda tutup antrenmançlarda ya da sparring yerde onu vurması gerektiğini düşünüyorum. Ve benim de ona güvencim abisi olarak da gerçekten de sonsuz ve ben inanıyorum ve güveniyorum ki gelecek bu turnuvada herkesten birinci olarak çıkacağını düşünüyorum ben. Devrim abi benim canım. Seviyorum ya. Geliyorum, arıyorum. Abi geliyorum. Bana lapato. Tamam gel diyor. Geliyorum. Kollarını eziyorum. Dağıtıyorum. Geçen de vurdum. Parmak yani... orada parmak. Aranızda kaç kilo var fark? Ben 74 kiloyum. Evet. Yüzümle 100. Onun vuruş gücü nasıl? Yani Bahram ben sana böyle söyleyeyim. Ben çok sporcudan çalıştım. Burada şimdi isim vermeyeyim. Ama gerçekten Barham gibi ben bunu yani bir senedir söylüyorum. Kendi kardeşlerime de söylüyorum hep sürekli ben. Barham gibi gerçekten de dolu vuran ben görmedim yani. Şimdi bak bir gün yaptık. 6-7 round lapa yaptık. Yani şu an sırtım, omuzum, kolum, bicepsim, tricepsim her yerim ağrıyor. Barham da biraz önce şikayetçiydi. Aç kaldım diyor. Ama yani bizim de her yerimiz de... Bir de orada götürmüş. Yemeği götürüyor.
yani. Şu aynadan da ben görüyorum. Ne yedin? Döner mi? Bir şey mi yedin? Ya lahmacun yedim. Bu saatte de böyle bir şey yemem de işte. Neden? Biz yani, de yemedik. Yani acıdan işte de. Ha, acıdan. Evet. Abi, şey, o zaman ben ne yapayım? Ben burada baksana tişörtüm her yerim su oldu. Evet. Ben ne yapayım o zaman? Evet. Ben acıkmadım mı? Ama yani şimdi işte, gerçekten şaka bir yana gerçekten dolu dolu vuruyor. Benim bana da zevk veriyor. Gerçekten hırslı sporcuya, güzel bir sporcuya birlikte lapa tutmak bana acayip zevk veriyor. Ben de motive oluyorum tabii yani. Tabii başarılı bir sporcu yani antrenman tabii etmek de çok zevkli. Hani derler ya bizim de bir çorbada bir tuzumuz olsun yani. Siyah tuz kullanıyor bu arada söyleyeyim. Biliyorum. Evet. Orijinal tuz abi. Orijinal tuz. Evet. Sana getireceğim. Bir de beyaz bal. Mesela ben maça gittiğim zaman sağ olsun beni sürekli arıyor, mesaj yazıyor, ses atıyor. Bak kardeşim böyle rakiplerin böyledir. İyi uyu, dinlen, antrenmanlarını güzel yap, aksatma, nefesini kontrol et. Hocam teşekkür ederim. Mekanında yeni. Burası neresi? Burası Fenerbahçe Stad'ın Kalamış'ta Challenge Club olarak. Yeni açtın. Evet yeni açtık. Hani bizim amacımız olan da bu spordan geldiğim için sporcular çıkarmak, insanlara yani gerçekten bu sporu iyi tanıtmaktır. Bizim burada önemli olan her zaman üyelerimize gerçekten de her şeyini verip buradan mutlu çıkmalarını istiyoruz. Hayırlı olsun. Bol bol sporcu yetişsin. Bol kazanç olsun. Amin inşallah. Evet arkadaşlar çekim arası sohbetlerinde Bahram Recepzade konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar tekrar teşekkür ederim. İnşallah 9 Mart'ta alın akıyla çıkarsın. Çok güzel karşılaşmanı izleriz. Ben de size teşekkür ederim. Devrim Hoca'ya teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğini, bizi ışıklandınız, bizi aydınlattınız, çekiliş yaptınız, eziyet çektiniz. Hakkını helal edin. Sağ olun. Helal olsun. İnşallah biz de 9 Mart'ta elimizden geleni yapacağız. Bizim de bir ailemiz var ve ailemizi Türkiye'ni, Azerbaycan'ı sevindireceğiz ve bizim seven herkesi mutlu ederiz inşallah. Dualarını eksik etmesinler. Amin. Arkadaşlar her zaman olduğumuz gibi konuğumuzdan takipçilerine, Bahram severlere bir hediye vermek istedik. Bahram'ın tişörtü. Bunu imzalatacağım. 5 kişiye, 5 şanslı konuğumuza Bahram'ın kendi imzasını attığı güzel bir tişört hediyemiz olsun. Çekiliş kurallarını zaten biliyorsunuz. Çekilişte güzel tişört verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çekim arası sohbetlerinde Bahram Recepzade ile beraberdik arkadaşlar. Bir başka konukta görüşene kadar kendinize iyi bakın. İnşallah. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bana şeyin sözünü verir misin? Bu turnuvadan sonra güzel bir galibiyet alıp tekrar abi, konuşur muyuz? Şöyle söyleyeyim. 9 Mart'ta Hollanda'da bir deprem olacak. Haberlerde dediler. Eğer o depremden sağ salim gelirsen tabii ki de gelip burada tekrar röportaj yapacağız.